Afrika'nın ekonomisi gelişiyor ve kıtanın daha hızlı hareket edebilmesi için birlikte hareket etmesi gerekiyor. FAS Afrika'nın bu gelişimine öncülük ediyor. Afrika'nın dünya ticaret platformunda hak ettiği yeri alabilmesi için ne yapılması gerekiyor? Bu soruyu Casablanca'da düzenlenen Afrika Kalkınma Forumu'ndaki ekonomik ve politik liderlere sorduk. Afrika kıtası değişiyor. Güçlü genç nüfus, doğal tarım arazileri, yeraltı kaynakları ve orta ve üst sınıfın hızla büyümesi uluslararası yatırımcıları bu kıtaya doğru çekiyor. Adeta yeni bir sayfa açmaya hazırlanan kıtada eski sistemler hızlı bir şekilde değişerek adım adım gelişme kaydediyor. Günden güne birçok Afrika ülkesi çok kararlı değişim stratejileri geliştiriyor. Bu değişim eğitim, sağlık, tarım ve konut ihtiyacı gibi çok temel altyapılardan başlıyor. Her ülke kendi bölgesinde ürettiği mallara uluslararası pazarlar için Afrika'da üretildi etiketini yapıştırıyor. Afrika'da büyük pazarlara ihtiyaç var. Ayrıca ticaret yapabileceğimiz uluslararası pazarlarda bulmalıyız. Örneğin ben Avrupa Birliği ve Batı Afrika ülkeleri ekonomi birliği çatısı altında imzalanan ve 300 milyon kişilik bir pazarı içerisinde barındıran oluşumlarla anlaşma yapmaya çalışıyorum. Afrika'nın gelişiminde endüstrileşmek çok önemli bir unsur. Ayrıca dünya ile uyum sağlayabilmek adına belirli standartlarımızın da olması gerekiyor. Afrika ülkeleri arasında bölgenin ekonomi ve finans merkezi olarak FAS ön plana çıkıyor. Ancak sadece Güney Hattı'yla yapılan diyalog yeterli görülmüyor. Gelişimin hızlı bir şekilde sağlanması için Akdeniz, Kuzey ve Güney Afrika ülkeleri üçgeninin kurulması gerekiyor. Afrika için en önemli şey kıtadaki ülkelerin diyalog ve iletişim halinde olabilmesidir. Bu sebeple FAS bankalarının Senegal'de yatırım yapması çok güzel bir gelişme. Farklı devletlerin bir araya geldiği diyalog platformları oluşturulmalı. Buna Kuzey Afrika ülkeleri de dahil. Afrika'nın kuzey ve güneyi arasında işbirliği sağlamak çok önemli. Ancak bu ticaret hacmini daha geniş sınırlara taşımalıyız. Kaynaklarımızı ve ekonomimizi kullanırken tamamlayıcı olmalı ve yardımlaşma içerisinde hareket etmeliyiz. Ancak buna Kuzey Kanada dahil etmeliyiz. FAS'ta Avrupa, Amerika ve Asya'dan gelen uluslararası yatırımcılarla görüşüyoruz. FAS'ı bu oluşturduğumuz değerin bir parçası yapıyoruz. Bu üçgenin diğer parçaları ise Güney Afrika ülkeleriyle batılı devletler.